Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi, TÜRKDEX Başkanı, Doçent Doktor Cihat Yaycı, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik hava harekatını ve ABD ve Rusya'nın tutumunu değerlendirdi. Askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Bekleriz. Hakikaten çok önemli. Bence de çok gecikmiş bir harekattır. Bugüne kadar üstlenen bu terör yuvalarına çok daha öncesinden bizim yapmamız gereken bir harekattı. Ve bunu devletimizi yönetenlerin zaten uzun zamandır dillendirdiğini ve buradaki yapılanmadan son derece rahatsız oldukları devleti yönetenler tarafından sık sık ifade edilmişti. Ve her an bir Suriye harekat bekleniyordu. Ama çok enteresandır. Amerika Birleşik Devletleri burayı, bu teröristleri, işte sayıları bazı yerlerde 40 bin, bazı yerlerde 70 bin, bazı yerlerde 130 bine varan sayıda YPG teröristini bir ordu haline, düzenli ordu haline getirdiği söylenen Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Rusya'da hava sahasını kontrol eden Rusya'da her ikisi birlikte, hem de bunların menfaatleri aslında birbirleriyle çelişir gibi gözükse de hedef Türkiye olunca birleştiklerini gördük. Rusya hava sahasını bize uzun zamandır açmadı. İsrail'e hava sahasını açan Rusya ve Şam'ı bombalatan Rusya, istediği zaman istediği gibi girip Suriye'de bombalamalar yapan İsrail rahatlıkla girerken Rusya Türkiye'nin hemen sınırının yanı başındaki terör odaklarına karşı hava taarruzları geliştirmesini engellemiştir. Bu bir gerçektir. Bugüne kadar biz bu harekata kadar maalesef hava sahası, yani Suriye hava sahasına girip uçaklarımızla, SİHA'larımızla, helikopterlerimize taarruz etmedik. Irak'taki gibi değildi. Yani bunun aksini zaten söylemek mümkün değildir. Ama bugün gelinen noktada, dün geceden itibaren bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hiçbir tanesini takmadığını, izin istemek gibi bir veya diplomatik zemin aramak gibi bir durumu da hiç dikkate almadan artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ve netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti iradesini göstererek dirayetli bir şekilde Suriye'de ve Irak'taki terör odaklarını yerle bir etmek için harekat düzenlemiştir. Ve Evet. son derece başarılı bir harekattır. Ve bu harekatta da Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya baktığımızda dikkat çekici hususlardan bir tanesi de şudur. Milli silahların, milli mühimmatın kullanıldığıdır ki bu da çok çok önemlidir. Yani milli mühimmat kullanıldığı vurgusunu da çok önemsiyorum ben. Aslında verilmek istenen bir başka mesaj olduğunu da düşünüyorum bu açıklamada. Ne diyorsunuz? Yani biz size muhtaç değiliz, sizden de izin almak mecburiyetinde değiliz, sizin mühimmatınızı da kullanmıyoruz, kendi mühimmatımızı kullanıyoruz ve kendi mühimmatımızda nokta atışı yapıyoruz mesajıdır. Evet. Bence bu bir sadece uyarıydı. Uyarıydı. Biraz önce alt yazılardan da okuduğum kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı bu harekatın devam edeceğini, bu cezalandırmanın daha da ileriye gideceğini belirtiyor. Ki bu aslında bence Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamasından sonra zaten bu bizim Ayti Hocam'ın da ifade ettiği gibi Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkımız tartışmamız doğmuştur. Ve meşru müdafaa hakkı doğduğu için de aslında hiçbir şeye ihtiyaç olmaksızın, bakın hiçbir şeye ihtiyaç olmaksızın zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buralara taarruz etme, terör odaklarını yerle bir etme hakkı vardır, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı vardır. Şimdi bu sadece bir ön harekat gibi gözükmektedir. Çünkü Sayın İçişleri Bakanı'nın ifadesi çok önemlidir. Bu bölgeden harekatın planlandığını, Münbiç'ten ve Suriye'nin kuzeyinden planlandığını, PKK-YPG tarafından planlanıp icra ettirildiğini, bu son saldırının, bombalama saldırısının İstiklal Caddesi'ndeki bunu açıkça belirtmiştir. Ve görünen odur ki her ne kadar FETÖ, PKK, bilmem onların yandaşları bu gerçeği örtmeye çalışsalar da, bir takım kara propaganda yapmaya çalışsalar da bunu yapan PKK-YPG'dir. Ve bunları besleyenler de bellidir. Çok önemli mesajlardır bunlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar net söylenen ender mesajlardan bir tanesi. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Biraz önce ben bağlandığım andan itibaren izlediğim kadarıyla teröre karşı
aslında birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimizin bir göstergesidir bu. Ben şu ana kadar duyduğum kadarıyla zaten hemen hemen bütün siyasi partiler, bazılarını saymıyoruz elbette, ama bu teröre karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği bu harekatın arkasındadır. Bu da milli bir duruş meselesidir. Ama terörle mücadele etmek için teröristle müzakere etmeyi önerenleri çok kınıyorum. Bakın, ben son 6 ay içerisinde ki benim çocukluğum da o bölgelerde geçmiştir. Ama son 6 ay içerisinde ben Diyarbakır'a, Muş'a, Bitlis'e, Elazığ'a, Tunceli'ye ve o civardaki birçok ile karayoluyla gittim. Karayoluyla gittim. Ve elimi kolumu sallayarak gittim, inanın. O kadar güvenli, gece gündüz arabayla seyrettim. Ve seyahatim esnasında da hiçbir güvenlik tedirginliği hissetmedim. Halkta da yoktu. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin içerisinde terör sorununun bittiği nettir. Nettir. Bundan sonra dönüp dolaşıp terör sorunu bitmiş iken tekrar bu terörist örgüt ve uzantılarını muhatap alıp görüşmeye kalkmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine büyük ihanet, hiyanet olur. Bunu açıklıkla söyleyeyim. Büyük devletler teröristle pazarlık etmezler. Teröristin uzantılarıyla pazarlık etmezler. Teröriste bedel ödetirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de çok büyük bir devlettir. Teröriste unutulmayacak bedel ödetmektedir. Onun için teröristin beli ancak bedel ödeterek kırılır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bir terör sorunu yoktur. Çok net söylüyorum, o bölgelere bizatihi gidip gelen ve şu anda da o bölgelere seyahat halinde olan birisi olarak söylüyorum. Onun için şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün Türkiye sathında otoritesini tesis etmiştir. 15 Temmuz 2016 öncesi veya çok da 1990'lardaki gibi girilemeyen şehirler, gidilemeyen yollar, açılamayan okullar, açılamayan devlet daireleri vesaireler kalmamıştır. Bunu çok net söylemek lazımdır. Bunda emeği geçen polisimize, askerimize büyük minnet, saygı ve şükran içerisindeyim ben. Evet, şimdi şöyle, şunu söyleyelim önce. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçiliğinin ve konsolosluklarının zaman zaman bu tür yayınlar yaptığını bize yakından takip ediyoruz. Birkaç gün öncesinden işte eylem olma ihtimali var, ihbar var, şu var, bu var diye. Ama sayın şunu söyleyelim, İstiklal Caddesi'ndeki bu menfur saldırı, hain terörist saldırıdan sonra İçişleri Sayın Bakanı'nın ifade ettiği gibi bunun Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde planlandığı, buralarda işte pişirildiği ve buralardan yönlendirildiği ve hatta Suriye'nin kuzeyinde bir takım tutuklamalar, ele geçirmeler, baskınlar akabinde yapıldığını dikkate alırsak aslında bunu tahmin etmek pek de zor değildi. Yani bunu 3 aşağı 5 yukarı herkes tahmin edebilirdi. Ama daha önce bir bilgilendirme oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama o bölgede kuvvetleri olan bizim askeri olarak söyleyeyim ben, yani politik askeri bakımdan baktığımızda eğer o bölgede birilerinin, bir başka devletin, teröristlerin bulunduğu bölgede kuvvetleri var ise o zaman bir kısa bir zaman önce bir ön bilgilendirme yapılabilir, yapılması da gerekir zaten. Çünkü burada eğer yani bunun tabii bir takım zararları var ama yapılması gereken hususlardan bir tanesi de bu ön bilgilendirmedir. Bu normaldir. Politik askeri bakımdan böyle bir sınır dışı, sınır ötesi bir harekat yapacaksanız ve sınır ötesi harekat esnasında meşru, başka devletlerin meşru kuvvetleri varsa o bölgede, ki biz Rusya'nın olduğunu biliyoruz vesairenin olduğunu biliyoruz, bir ön bilgilendirme, kısa bir zaman önce ön bilgilendirme yapılması da normaldir. Ama bu ön bilgilendirmenin birkaç gün önce yapıldığı kanaati varsa, öyle bir şey varsa ki ben tahmin etmiyorum, bunun bir
aslında beklentinin duyurulmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ben şuna vermek istiyorum. Ayta Hocam müsaade ederse, yani ben asker olarak bunu söylemek durumundayım. Bunun bir Erbil Başkonsolosluğu'nun ve Amerikan Büyükelçiliği'nin, bölgedeki Amerikan diplomatik temsilciliklerinin bunu bir tahmin, bir beklenti olarak yayınladıklarını düşünüyorum ben. Bir tahmin, bir beklenti olarak, yani 2-3 gün öncesinden şu saatte, şu günde şuraya taarruz yapacağız, noktalarımız budur, şudur falan dendiğini asla düşünmüyorum. Yani böyle bir şey olmuş olsa zaten dağa taşa bizim mermi atmış olmamız lazımdı ki aldığımız kadarıyla ben Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklamalarına itibar edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 89 tane, yanlış hatırlamıyorsam 89 tane. Evet, 89 tane, doğru efendim. 89 tane noktada da çok başarılı isabetler sağlandığı ve örgütün ileri gelen isimlerinin de buralarda işte etkisiz hale getirildiğine dair açıklamalar var. Ben bir asker olarak tabii Milli Savunma Bakanlığı'nın bu açıklamalarını itibar ederim ki içinden gelen birisi olarak söylüyorum. Bu açıklamalar gerçekten itibar edilmesi gereken doğru ve gerçekçi açıklamalardır. Çünkü bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden gelir bu açıklamalar. Şimdi burada tabii çok önemli bir durum vardır. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bu taarruzlara, yani terör odaklarına yaptığımız bu taarruzlara tavrı şu andan itibaren aslında çok önemli değildir. Ama bundan öncesi açısından çok önemlidir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya sayesinde o örgütler orada çok 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 büyük şekilde üstlenmişlerdir, yapılanmışlardır, neredeyse düzenli orduya geçmişlerdir. O bakımdan söylüyorum ben. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bize bu konuda dostluk gösterdiği kanaatinde olan varsa son derece yanılıyordur. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti bıçak kemiğe dayanmıştır da artık ne olursa olsun deyip bir taarruz başlatmıştır. Ama bu gözümüzün önünde biliyorsunuz, gözümüzün önünde yapılandı. Yani eğer doğruysa 100 bini geçen, bazı rakamlara göre inanmak istemiyorum ama 100 bini geçen düzenli orduya doğru evrilen bir terörist ordusu varsa işte bu çok yazıktır. Ama bir başka husus daha vardır Hande Hanım. Nedir? Burada çok önemli, dikkat edilmesi gereken husus. Bakın, Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir sığınmacı akımı oldu. Bu sığınmacı akımı Arap ve Türklerden oluştu. Onların boşalttığı bölgeye gözümüzün önünde göz göre göre PKK kendi yandaşlarını getirdi, yerleştirdi. O boşaltılan yerler şu anda PKK yandaşları tarafından dolduruldu. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları geri göndermek için bir plan yaptı. Plan yaptığında iki yerden ses geldi. Bu planı duyurduğunda. Yani biz tekrar geri göndereceğiz. Ama insanca yaşayacak şekilde geri göndereceğiz. Yerlerinden edilmişlere yerlerini tekrar vereceğiz dediğinde PKK ve Amerika karşı çıktı. Asla geri gelmemeliler dedi. Ve buna bir de Suriye rejimi karşı çıktı. Neden? Suriye rejimi de muhaliflerden kurtulduğunu düşünüyor çünkü. Şimdi çok enteresan bir durum vardır. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kara harekatıyla bu sığınmacıları emniyetle yerleştirilecek zonu, o tampon bölgeyi daha genişletmesi çok önemlidir. Çünkü sayıca elimizde çok fazla sığınmacı vardır. Bunların yerleştirilebileceği alan şu anda kısıtlıdır. Evet. Dolayısıyla bu alanın da genişletilmesi lazımdır. Ben şunu söylüyorum. Amerika ve Rusya, hedef Türkiye olunca siz kardeşsiniz. Sözüm de budur.